Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, meclisin gündeminde bugün de burada bir basın toplantısıyla itirazlarını dile getiren sağlık emekçilerinle ilgili bir torba yasa var. 15 maddelik bir teklifle karşı karşıyayız ve çok hazin bir serüvenin çok kötü bir noktaya gelmiş sonundayız bugün. Aralık ayıydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizleri de değil partilerin liderlerini arayarak şunu söyledi. Doktorlarımız Türkiye'de ekonomik olarak kendilerini geçindiremeyecek durumdalar. Yurt dışına doğru ciddi bir yönelim var. Her gün 7 8 10 doktor yurt dışında çalışmak için belge talep ediyor ve bizim bunu durdurmak için doktorlara verilmiş bir sözü tutmamız lazım. Bu konuda destek istiyoruz. Bunu hemen yapmamız lazım, bugün yapmamız lazım. Sayın Genel Başkanımız da kendilerine bizlerle görüşmelerini ama yapılacak her türlü iyileştirmeye Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek vereceğini ifade etmişti. Biz getirdikleri teklife düzenlemeye bakınca şunu söyledik. Evet, uzman doktorlar, tabipler için tamam ama sağlık emekçilerinin tamamını kapsamalıdır hemşireleri kapsamalıdır. Tüm sağlık emekçilerini kapsamalıdır. Eczacılar olmalıdır. Veterinerler olmalıdır. Ona önce şimdilik bunu hemen yapalım, gerisini sonra yapacağız dediler. Meclisten o haliyle madde geçti. Ertesi cuma gününe çalışma kararı alındı. Ama ne olduysa oldu. Dediler ki biz bunu çekeceğiz ve daha iyisini, sizin dediğiniz eksiklikleri gidererek Aralık ayı içinde getireceğiz. Peki dedik. Komisyona çekmelerine imkan tanıdık ama Aralık sonuna kadar söz vermişlerdi. Aralık bitti. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bitti. Mayıs ayı içinde AK Parti Grup Başkan Vekili yapacağız dedi. Nihayet geldi ve gelinen nokta şu. Söz verdikleri iyileştirmelerin hiçbiri yok. Hemşireler yok, sağlık emekçileri yok, eczacılar yok, veterinerler yok ve Aralık ayında doktorlara verilen sözden de geriye gidiş var. Yani uzman doktora yapılacak iyileştirmenin yarısını geri almışlar. Pratisyen hekime yapılacak iyileştirmenin üçte ikisini geri almışlar, üçte biri kalmış. Basit bir rakam olarak ifade etmek gerekirse Aralık ayında o geçen ve daha iyisini yapacağız diye çektikleri madde geçseydi Aralık'tan beri uzman tabipleri 4000 bin küsür liralık bir iyileştirme olacaktı şimdi 2000 bin liraya düşüyor. Pratisyen hekime 3100 lira bir iyileştirme olacaktı. Şimdi 1200 liraya düşüyor. Ve o günden bugüne de yüzde 40 enflasyon var. Böyle baktığınızda yani hakkınız ödenmez deyip haklarını gerçekten ödemedikleri sağlık emekçilerine çok büyük bir haksızlık daha yapıyorlar. Doktorlara uzman doktorlara yapacakları iyileştirme de daha fare doğurdu demeyelim artık. Resmen Fahrettin Koca kendi meslektaşlarını kandırdı, dolandırdı. Çünkü artık sanıyor ki pandemi geriledi, bundan sonra onlara o kadar ihtiyaç yok. Oysa ki sağlık sisteminde her bir sağlık emekçisine ayrı ayrı her gün her an ihtiyaç var. Eğer Türkiye'nin sağlık altyapısı ta 1923-24'lere, hıfzı sağ kanunlarına, sağlıkta sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonuna, nusret fişeklere ve o günden bu güne sağlık ordumuzun motivasyonuna, gayretine, hazırlığına, fedakarlığına sahip olmasaydık Almanya'daki Doktor Helga Hanım 15. hastada ben bittim tükendim derken 150. hastaya buradaki Doktor Hülya Hanım bakıyor olmasaydı kendini feda ederek bakıyor olmasaydı biz perişan olmuştuk. Her şeyi borçlu olduklarımızı boş sokaklara karşı sarayın balkonundan alkışlayanlar gün geldiğinde sağlık emekçilerine büyük bir haksızlık yapmışlardır. Bunu görmek gerekiyor. Ayrıca bugün aşağıda görüşmeleri sürecek Adalet ve Kalkınma Partisi grubu genel başkanlarının bir daha meclis yoklamayla kapandı, duymayacağım dedikten Hemen sonra ilk çalışma günümüzde daha doğrusu ilk çalışma günümüzde birlikte dün yoklama yapıldığında yine yoktular ortada. Motivasyonunu kaybetmiş, inancını kaybetmiş, disiplinini kaybetmiş bir grup. Toplamda salonda bulunması gereken Cumhur İttifakı ki meclisi çalıştırmakla yükümlüler. Biz bunu böyle geçireceğiz diyorlar. Biz de böyle geçemez, düzelteceksiniz diyoruz. 340'a yakın milletvekilinden İki yüzünü salonda tutacaklar ama yok. Tuzla buzlar. Yok olmuşlar. O yüzden dün grubu çalıştıramadılar. Bugün bir oyuncu değişikliği göreceksiniz AK Parti grubunda. Bakalım bugünkü çalışmaları nasıl olacak? Biz tabii üzerimize düşen görevi, biz üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye, eksiklerini vurgulamaya devam edeceğiz. Kanun önünde eşitlik ilkesini anayasanın 10. ilkesine açıkça aykırı. Anayasanın 49. maddesindeki çalışma barışını doğrudan bozan, 60. maddesindeki sosyal güvenlik hakkını ihlal eden ve kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 70. maddeye açıkça aykırı olan bu kanun teklifini var gücümüzle eleştirmeye ve olması gerektiği şekle dönüştürmek için muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün görevlerimizi yerine getireceğiz. Ve burada şunu söylüyoruz. Benim meslektaşlarıma, eczacılara büyük haksızlıklar yapılıyor. Doktorların, diş hekimlerinin emeklilerine yapılan iyileştirme doğrudur ama yetersizdir. Ama eczacının emeklisine yapılmayan iyileştirme tamamen nankörlükten başka bir şey değildir. Veterinerleri sağlık emekçisi görmemek koronadan, koronavirüsten, pandemiden hiç ders almamak demektir. Bugün geliştirilen aşıların geliştirildiği laboratuvarlarda hangi meslek grupları çalışıyor diye baktığınızda Türkiye'de şu anda veteriner hekimlerin oradaki katkısını, virologların, veteriner hekim kökenli virologların gayretini, emeğini, başarısını görmezden gelmektedirler. Bu konuda hem Veteriner Hekimleri Birliği'nin başvuruları var, hem çok sayıda veteriner meslektaşı, veterinerlerin bu konudaki başvuruları var. Bunları da dile getirmeyi bir görebiliyoruz. Ayrıca Türkiye'de sağlık sistemi AK Parti'nin bir dönem kendinden önceki hükümetin hazır hale getirdiği örneğin hastaların bütün eczanelerden hizmet alması, hastanelerin birleştirilmesi ve herkesin her hastaneye gidebilmesiyle ilgili çalışmaları tamamlayıp onun siyasi karşılığını da fazlasıyla almış. Sağlık hizmetlerindeki Memnuniyetle bir dönem övünmüş olan bir iktidar bugün her alanda nasıl sürükleniyor, savruluyor ve perişan durumdaysa bugün sağlık hizmetlerinde de o noktadayız. Dün 3 saat hastane hastane gezip onkoloji hastasını dolaştırmaktan kendi yılmış ve gidip bunu Sağlık Bakanlığı'nın önünde bir eyleme dönüştürmüş ambulans şoförü arkadaşımız hasta hakları diye bağırıyorsa ona cinnet geçiriyor, binnet geçiriyor değil de hakikaten ne oluyor diye bir bakmak lazım. Bugün iktidar muhalefet her milletvekili gecenin bir arasında çalan telefonlarla yoğun bakımda yer yokmuş hastamız acilde yardımcı olur musun vekilim telefonlarına cevap veriyorsa bu sistem çöktü demektir. Bursa'daki şehir hastanesine ortalama şehir merkezindeki bir kişinin taksiyle gidiş dönüşü 250 lirayı bulduysa vatandaş ben bu çocuğumu nasıl bu hastaneye götüreceğim diye isyan ediyorsa Manisa'daki şehir hastanesi çocuk hastanesinin kapatılmasına sebebiyet vermişse çocuğunu kapanın gidip koştuğu çocuk hastanesinden gecenin bir yarısı taksiyle 75 liraya gidilen bir çocuk hastanesi şehir hastanesi çocuk bölümü ortadaysa şehir hastanesinde birbirine çarpan sağlık emekçileri ya röntgen neredeydi hangi kattaydı dilim çıktı koşturmaktan Hastamı kaybettim. Hastanın yanına eleman versem geri dönüşü akşamı bulacak gibi söylemler varsa bu işler çökmüş demektir. Bugün sabah Ankara'da uzman doktordan randevu talebi için aranan yardım hattı Ankara'nın dışarıdaki ilçelerinden randevu veriyor. Ankara içinden randevu veremiyorsa denemesi bedava. Bir günde burada yapalım. Sabah 8'de basın toplantısı yapalım ve arayalım o servisi. Nasıl haymanaya yolluyorlar randevu isteyen hastayı görelim. Bu sistem çöktü demektir. Bir sağlık krizinin tam ortasındayız. Sağlık emekçilerinin özlük haklarını iyileştirmeyerek sağlıkta şiddet sorununu çözecek akılcıl önerileri reddederek hekimlerin meslek örgütü TTB'yi ötekeleştirerek şeytanlaştırarak sağlık meslek alanındaki örgütlü sendikaları yok sayarak ve özel hastanelere hastaları hekimleri de yurt dışına zorlayarak bu ülkede sağlık hizmet sunumu yaptığınızı iddia edemezsiniz. Bir dönem meselenin kritikliğinden ve ulusal bir birlikteliğe duyulan ihtiyaçtan Sayın Fahrettin Koca'ya açılan kredi tükenmiş bitmiş faizini doldurmuş temerrüte düşmüştür. Fahrettin Koca kamu vicdanında temerrüte düşmüştür. Sağlık emekçileri ondan alacaklıdır. Vatandaş da hesap sormak için sandığı beklemektedir. Gelelim AK Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir başka savrulma, bir başka saçmalama boyutuna. 10 Haziran günü Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 12. Kalkınma Planı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre Enflasyonla mücadelede özel istisas komisyonu kuruyorlar. Bitti sözün bittiği yerdeyiz. Bu mecliste çok geleneksel bir laftır. Bir iş olmasın istiyorsan komisyona havale et derler. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi enflasyonla mücadeleyi komisyona havale etmiştir. Oysa koskoca Merkez Bankası var. Onun kanunu var. Bir önceki kalkınma planında da Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ve kredibiliteye vurgu var. Nal gibi yazmışlar. Merkez Bankası nedir? Fiyat istikrarından sorumlu kurumdur. Görevi nedir? Enflasyonla mücadeledir. Bunu nasıl yapar? Bağımsız olarak yapar. Bağımsız aldığı kararlarla yapar. Siz o günden bugüne ne yaptınız? Defalarca Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Sebep laf dinlemiyordu. Oysa kanunu diyor ki özerktir. Kanunu diyor ki onun bunun lafıyla değil enflasyonla mücadele için bilimin gereği neyse ekonominin gereği neyse aldığı eğitimin gereği neyse tecrübelerinin gereği neyse onu yaparlar. E size dediler bütün dünyada bir enflasyon sorunu var ve bu enflasyon sorununa karşı bütün dünyanın yöneticileri bunu engellemenin yolunun doğru faiz politikaları olduğunu asla ve asla enflasyonun altında bir faiz vererek bu dönemde bunun dizginlenemeyeceğini, bunun dolara yönelmeyi sağlayacağını, doları kontrol etmek için dünya kadar Merkez Bankası rezervinin boşu boşuna heba edildiğini ve akılcıl bir faiz politikasıyla enflasyonun iyi yönetimle düşürülebileceğini söylediler. Sen dedin ki hayır. Faiz sebep enflasyon sonuç. Ben faizi düşüreceğim ve enflasyonu yeneceğim. Bunu söylediği zamanlarda politika faizi yüzde on dokuzdu. Ve 2021 Eylül ayında e, faiz yüzde on dokuzken enflasyonda yüzde yirmi beşti. Tabi işletmelerde yüzde yirmi ikiden borçlanabilir durumdaydı. Bu yüzde on dokuzluk faizi yüzde on dörde çekti ve ticari işletmeler yüzde otuzda borçlanmaya başladı. Bu borçlanmanın yüzde ellilere var, varacağını aklı salim bütün ekonomistler söylüyorlar. Ve KKM diye bir şey çıkartıp bugüne kadar parasını faize yatırmayanları bile faizci yaptılar. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu. Poliklina faizini düşürdü. Enflasyonu yüzde yirmi beşten yüzde yetmiş beşe çıkardı. Yani dediğin doğruysa ne olması gerekiyordu? sen faizi düşürdüğünde enflasyonun da düşmesi lazımdı. Ama faizi beş puan düşürdün göya enflasyon üç katına çıktı. Yüzde yirmi beşten yüzde yetmiş beşlere çıktı. Ve Tansu Çiller döneminin enflasyonlarıyla kafa kafaya gelmiş onu aşmış bir noktadayız. Herkes şunu hatırlasın. Recep Tayyip Erdoğan enkaz devraldım gibi anlattığı ülkede enflasyon yüzde yirmi dokuzdu. Bugün yüzde yetmiş tüketici fiyatlarında. Enkaz devraldı gibi anlattığı ülkede üretici fiyatı enflasyonu yüzde otuzdu. Bugün yüzde yüz geldi. Ve enflasyon Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarıyla bu rakamlarda ilan edilirken enflasyon araştırma grubu gerçek enflasyonu ki bunların hepsi bağımsız akademisyenler hesabı nasıl yaptıklarını da gösteriyorlar. Yüzde yüz altmış olarak hesaplıyor. TÜİK geçen aylara kadar nasıl hesapladığını söylediği ve eleştirilen yani bulgur yerine pimpon topunun fiyasını esas alan TÜİK artık neyin fiyatını esas aldığını da açıklamaktan vazgeçti. Yani şu mızrak çuvala sığmıyor yeni bir çuval getirip üstünü örtmeye çalışıyorlar. Siz buralara bakmayın diyorlar. Ne söylersek inanın ona göre de davranın diyorlar. Bugün gelinen noktada iktidar partisi enflasyonu düşürmek için gerçek anlamda hiçbir şey yapmamaktadır. Göstermelik işler yapmaktadır. Enflasyonla mücadele edebilmek için buna inanmak gerekiyor. İktidar partisinin kadrolarının böyle bir hedefi de yok. Yok ki bir eskiden liyakatsizliklerini eleştiriyorduk. Kifayetsizliklerini eleştiriyorduk. Ama şimdi artık iş arsızlık noktasına geldi. Bir gün Türkiye'de enflasyon sorunu yok, fiyat artışı sorunu var diyebiliyor ülkeyi yöneten ve ben ekonomistim diyen cumhurbaşkanı. Enflasyon sorunu yok diyor, fiyat artışı sorunu var diyor. Bir zamanlar zam yok, fiyat ayarlaması yapıyoruz dedikleri gibi. Bir gün diyorlar ki dış güçler saldırıyor, bununla mücadele ediyoruz. Öbür gün diyorlar ki ne yaptığımızın farkındayız. Büyümek için yüksek enflasyonu tercih ediyoruz. Büyümek için yüksek enflasyon tercih ediyorsan enflasyonla mücadele için neden ihtisas komisyonu kuruyorsun? Bırak o zaman nasıl sen ne yaptığını biliyorsan işine geldiğinde indirirsin. Dolar 18 liraya doğru giderken yeni Çin biz olacağız. Yüksek dolar yüksek e, yüksek dolar yüksek ihracat geliri diyordunuz. Ertesi gece KKM icat edip geçici olarak 11 buçuk liraya doğru düşünce çünkü faizin daniskasını teklif ettiniz. Dövizde kalma TL'ye gel döviz artarsa farkı garibanın sırtından toplayıp işçinin emekçinin emeklinin hazineye ya verdiklerinden alıp size vereceğim dediniz. Ve bu büyük gizli faiz anlaşmasını zenginlerle yaptınız. Bütün yükü garibanın sırtına vurdunuz ve o günde doları düşürmekle övünüyordunuz. Her gün birbirine çelişkili açıklamalar, beceriksiz, liyakatsiz kadrolar ve ikide bir bilerek yapıyoruz diyorlar. Bilerek yaptıkları bir tek şey var. Bilerek yaptıkları iş şudur. Oy aldıkları kesimlerin resmen ve alenen açık açık oy aldıkları işçilerin, emekçilerin, kent yoksullarının gözünün içine baka baka enflasyonu yükseltiyorlar. Faize karşıymış gibi yaparak yüksek faiz veriyorlar ve yaptıkları bu işin sonunda yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin hale getiriyorlar. Yoksuldan zengine servet transferi yapıyorlar ve bunu yaparken de tercihlerini bir grup imtiyaz sahibi zenginden yana kullanıyorlar ve geri kalan bütün vatandaşın çektiği sıkıntıları, çektiği acıları görmezden geliyorlar. Peki bu vatandaş ne yapıyor? Bu vatandaş kendi derdine derman olmayı bırakın haberdar bile olmayan bu iktidarı göndermek için yağ sabır çekiyor, sandık için gün sayıyor. Dün yüzde yedilik enflasyon bütün dünyada enflasyon var. Ya, Avrupa ülkelerinde de yüzde yedi var. Yüz liralık mal yedi yüz lira oldu diyen Akbaşoğlu dün de hiçbir zaman bu dönemde hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik demişti. Ama bu sözler zaten ben eğer Akbaşoğlu yerime basın toplantısı yapmayı ve ekonomi konuşmayı kabul etse hiç basın toplantısı yapmam. Çünkü şüphesiz seçimi kazanmamıza, AK Parti'nin kaybetmesine Akbaşoğlu'ndan daha çok katkı sağlayacak bir başka basın toplantısı yapılamaz. Vatandaşın derdini görmeyip alaya almanın sandıkta bir hesabı elbet görülecek, elbet sorulacak. Bir büyük yalanı daha usanmadan, yorulmadan deşifre etmek lazım. Enflasyon bütün dünyada var diyorlar. 220 ülke içinde enflasyonu Türkiye'den Yüksek olan beş ülke var. Beş ülke: Zimbabwe, Suriye, Lübnan, Sudan, Venezuela. Bir konuya dikkatinizi çekeyim. Örneğin Ukrayna. Bombardıman altında, Rusya'nın işgaliyle karşı karşıya, her gün başına ne geleceği belli değil. Yüzde %17 enflasyon. Bütün dünyanın hedef aldığı dışladığı, ekonomik olarak çökerteceğiz dediği Rusya'da da 18. Bu şartlar altında nasıl bir tehlike karşısında olduğumuzu görün. Türkiye'nin 850-870 risk birimi, GDS birimleriyle dünyanın en riskli ülkesi ülkeleri arasında hesaplanıyor ve yatırım yapmak isteyenlere sakın ha yatırım yaparsan canını yakar bunlar dedikleri bir noktaya Türkiye'yi getirdiklerini de ifade etmek isteriz. Dün jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümüydü. Mecliste söyledik. Kendilerinin her kademedeki jandarma personelinin sorunları var. Çözümü için biz buradayız dedik. İyileştirmeler yapalım dedik. Dün İçişleri Bakanlığında oturan zat bir İçişleri Bakanına yakışır bir şey yapmış şeklen. Fotoğraf öyle. Jandarma teşkilatının her kademesinden temsilcileri ka odasında ağırlamış. Çok doğru bir iş. Beklersin ki sorunlarını dinlemek, hoş sohbet etmek, moral vermek ve geleceğe dönük olarak da sorunlarına çözüm vaat etmek ve bunu dile getirmekle ilgili seviyeli bir toplantı olsun. Ama İçişleri Bakanlığı'nın meşgul eden Suç İşleri Bakanı tutmuş dönmüş ve pırıl pırıl jandarmanın personelinin karşısında ana ülkenin ana muhalefet partisini eleştirmiş. Neymiş? Afrin'e operasyon yapıyormuş. Tezkerenin yenilenmesine Cumhuriyet Halk Partisi oy vermemiş. Bizi jandarmaya personeline şikayet ediyor. Bir, bunu yapacaksan AK Parti'nin bir teşkilatını toplarsın, CHP'yi eleştirirsin. Bunda hiçbir mahsur yok. Cevabını o düzlemde alırsın. Ama her dünya görüşünden olabilir. Orduya, millete, bayrağa sadakat için yemin etmiş, görevini yaparken siyasi yönelimlerden tamamen arınmış olması gereken insanların karşısına gidip de orada siyaset yapamazsın. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren çok değerli seçmenler. Düşünün ki yarın seçim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi geldi. İçişleri Bakanı'nı atadı ve İçişleri Bakanı jandarma personeli toplayıp AK Parti ile MHP'yi kötülüyor. Bu içinize sinerse bu soyluya doğru yapıyor deyin. Orada siyaset olur mu? Orduda, ibadethanede, okulda siyaset olur mu? Yarın soylunun bu yaptığı işi bıraka, bıraktıkları Türkiye'de gelen iktidar yapmaya başlarsa ne olacak? Devletin çivisini çıkarmaya kimin hakkı var ya? Bu kadar kifayetsizlik olur mu? Bu kadar utanmazlık olur mu? Jandarma personeline gidip de siyaset yapılır mı kardeşim? Git AK Parti il başkanlığında yap cevabını al. Ayrıca böyle büyük bir yalanı usanmadan bir kez daha çürütelim. Bir. Sınır ötesi operasyon için teskere ihtiyacı yoktur. Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi. Meşru müdafaa hakkı, sıcak takip hakkı. Bunu kim anlattı? İktidarının ilk 5 yılında Kuzey Irak operasyonları için teskeresiz iş yapan. Çünkü Kuzey Irak tezkerelerine AK Parti hep hayır oyu verirdi. Savaş istemiyoruz, kan dökülmesin falan derlerdi. Muhalefetteyken 11 ay süreyle o yüzden tükürdüğünü yalamamak için tezkere istemezdi. Soranlara da Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler şartının 51'ini doğru okuyun derdi. Süleyman Soylu'ya bunu hatırlatmak lazım. Ayrıca bizim red verdiğimiz tezkere Afrin'de PKK unsurlarına operasyon yapmayın tezkeresi değil. Torba tezkere getirmişsin. İçine her şeyi sokmuşsun. Yabancı ülke askerinin Türkiye'ye davet edilmesi ve Türkiye'de konuşlandırılmasını koymuşsun. Bu nedir? Bu 1 Mart'ta Amerikan askerini Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a sokulmasına karşı CHP grubu tam ilave 99 AK Partili milletvekili sonra hepsini kıydılar. Ona karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı tedbirdir. Yarın ben yine yabancı asker davet etmek istersem meclise çarpmayayım diye torba tezkerinin içine onu da koyuyor. Mehmetçe'ye operasyon yaptıracağız deyip Johnny'leri Türkiye'ye davet etme tezkeresi. CHP'nin hayır dediği tezkere budur. CHP'nin hayır değişi. 6 aylığına bir yıllığına alcan yetkiyi iki yıllığına yani bizim iktidar dönemimizde bizim egemenlik dönemimize el uzatma girişiminize hayır dememizdir. Sonra çıkıp da jandarma personeline Odana çağırıp jandarma'nın kuruluş döneminde Cumhuriyetin kurucu partisini çirkefçe çekiştiremezsin. Seni ben seni bundan men ederiz. Aklını başına topla. CHP iktidarında içiniz rahat olsun. Geçmişte oy verenlere ümit ederiz. Bu yanlışlıklara oy vermezler ama bu seçimde bile AK Parti'ye, MHP'ye oy verecek değerli seçmene şunu söyleyelim. O hatayı yapmayın derim ama verirseniz de emin olun Bizim iktidarımızda böyle rezillikleri size yaşatmayacağız. Ben çıkıp da bakanlık personeline AK Parti'nin MHP'nin yöneticilerini eleştirmeyeceğim. Hiçbir bakanımız yapmayacak bunu. Böyle bir şey olmayacak. Bu Süleyman Soylu devletin çıkardığı çivisini koltuğumuza oturmadan yerine takacağız. Bu taahhüdü şimdiden söyleyelim. Çalışma Bakanı'na ne diyelim yani yalancı çobanı kim ciddiye alacak? Hani 1 Mayıs günü bütün emeklileri mutlu edecek haberi Cumhurbaşkanımız açıklıyordu. Öyle söyledin. Cumhurbaşkanımız açıklıyor dedin. Hadi Recep Tayyip Erdoğan. 1 Mayıs'ın üstünden bu kadar zaman geçti. Hani o müjde? Şimdi çıkmış. Diyor ki efendim 1 Temmuz itibariyle bütün kesimleri enflasyondan koruyacak bir şey yapacağız. Ya ne yapacaksın? İnsanların kanuni hakkı o. 31 Aralık'tan o dediğin 1 Temmuz'a yüzde 40 ile 42-44 arasında bir enflasyon gerçekleşmiş olacak. En az yüzde 40. Enflasyon farkı verilecek. Kanuni hak bunu müjde olarak söylüyor. Sayın Vedat Bilgin. Sen şunu söylesene önce. Biz Aralık ayını beklemeden Temmuz ayında asgari ücret belirleme komisyonunu toplayıp asgari ücrete 6 aylık enflasyon güncellemesini yapacağız desene. Asgari ücrete yüzde 45 zam mı vereceğiz desene. Aralık gelince konuşulur deyip de sonra toplumun tüm kesimleri. Bu emekçiler, bu işçiler toplumun tüm kesimleri değil mi? Önce bunu söyleyeceksiniz. Öyle millete emekliye verdiği, memura vereceği zorunlu zam mı? Müjde diye anlatan bir iktidarla karşı karşıyayız. Son olarak da bir itiraf geldi dün. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki fiber altyazı var berbatız. Yapılması gereken yatırımları yapamadık. Kim yapmadı biliyor musunuz? Bunun böyle ballı börek ikram ettiği Türk Telekom'un Hariri var diye Hariri. Geldi. Türk Telekom'u bizim kredilerimizden aldı. Türk Telekom'u soydu. Satması yasak olan taşınmazları sattı engel olmadılar. 7 milyar doları aldı, kaçırdı. Türk Telekom'u kucağımıza attı dünya kadar borcu ve sıkıntısıyla. Yapmadığı yatırımlar işte o fiber optik kablolar, bilmem neler, taahhütlerin hiçbiri olmadı. 7 milyar dolandırıldık. Geçen gün Hariri yine karşıladı, yine sarıldı, sarmaladı. Hepimizin tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Ta milli mücadeleden beri çekilen bakır tellerin Hepimizin ninesinin dedesinin alın teriyle alınmış olan, yapılmış olan altyapının buna emek etmiş olan herkesin hakkı var orada. Hariri çaldı gitti. Çaldıranlar tamamı şimdi de varlık fonunun yönetiminde olan sarayın bürokratları ağızları açık izlediler. Halen daha o Hariri'yi hesap sormak, hakkımızı aramak yerine onunla kucaklaşan birisi efendim fiber optik fiber optik altyapıda fiber altyapımızda eksiklik var. Sayende var. Hariri'ye çaldırdın. Bu ülkenin yıllarını bu gençlerin ihtiyaç duyduğu o yüksek hızlı interneti, ucuz interneti Hariri'ye çaldırdın. Bunu buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne aykıralım. Bugün Türk Telekom'da ne eksikse hepsinin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hepimizin ve en çok da kendisine geçmişte oy vermiş seçmenlerin aklıyla alay etmeye devam ediyor. Bugünkü basın toplantı, bugünkü grup toplantısında Türkiye'de işsizlik sorunu yok demiş. Bunu bütün işsizlerin annelerinin, babalarının, eşlerinin vicdanına havale ediyorum. Türkiye'de satın alma gücünde azalma sorunu var demiş. Enflasyon yok, fiyat artışı sorunu var demekle aynı şeyi söylemiş. İnsanların yoksullaşması değil, satın alma güçlerinin azalması söz konusuymuş. Ya yoksullaşmanın başka bir tanımı yok zaten. Zengin istediğini alır, yoksul istediğine para bulamaz. Çok daha azını alır ya da hiç alamaz. Yoksul böyle bir şeydir. Parası olana varsıl, para var diye varsıl zengin, olmayana da yoksul deniyor. Parası olmayan ya da elindeki para gitgide eriyen birisi yoksullaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede orta direğin tamamını yoksul haline getirdi. Yani hayaldi şimdi kabus oldu artık. Eskiden hayaldi gerçek oldularla avutuyorlardı vatandaşı. Ama zenginleşme hayalini anlatıyorlardı. Ama yaptıkları iş hepimizin kabusu oldu. Halen daha, halen daha kelimelerle oynayıp Türkiye'de yoksullaşma sorunu yok, satın alma gücünde azalma sorunu var diyor. Ben yoksulluğun bundan daha yalın bir tanımlamasını, anlatımını bilmiyorum. İkincisi mazotla burada da rakamlar çok açık. Dünyada mazot fiyatları bir artıyor, Türkiye'de dört artıyor dünyadaki mazot fiyatlarına gelen yüzde altmışlık zam bizim burada yüzde iki olarak gerçekleşiyor. Eğer dünya gibi yönetebiliyor olsan yüzde altmış zam gelecekti. Yani altı lira olan mazot dokuz lira altmış kuruş olsaydı dünya kadar artmış olacaktı. Dünya kadar üzülmüş olacaktık. Ama bizde yirmi beş lira yaptın mazotu. İş bilmezliğinden, beceriksizliğinden, Kötü yönetiminden. 70 litre mazot alır traktörler. Çok almışlığım var. 70 litre mazot alır. 70 litre mazot geçen sene çiftçiler geçen sene bu zamanda tarla sürüyordu. Şimdi de sürmek istiyor. 70 litre mazot 460 liraydı geçen sene bugün. Bugün 1980 liraya, 2000 liraya doluyor. Eğer dünyadaki kadar zam yapsaydınız mazota 770 liraya da olacaktı. Oradaki 275 lira dünyadaki mazot fiyatındaki artıştan geri kalan 1300 lira senin acımasızca yaptığın zamlardan. Deposuna 500 liradan 2000 liraya çıkan çiftçi bilsin ki şu plan bütçe komisyonu odasında bunlar beşli çetelerin yandaş müteahhitlerin kendi sevdiği AK Partili müteahhitlerin vergi borçlarını sildiler geçen sene. Ama senin mazotuna dört kat zam yaptılar. Daha bundan başka söyleyecek söz yok. bir cumhurbaşkanı adayının zaman geçtikçe zemin ve itibar kaybetmesinden bahsedeceksek anketlere bakınca bunun en yalın örneği Recep Tayyip Erdoğan. Adaylığını açıkladığına göre tek adam rejimine geçtiği günden bugüne kadar sürekli zemin ve itibar kaybediyor. Sürekli görev onayı düşüyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan böyle bir cumhurbaşkanı adayı olur mu derse adaylıktan çekilmesi lazım. Çünkü her gün zemin kaybediyor, her gün destek kaybediyor. Şimdi işin bizim açımızdan olumlu tarafı şu. iki kelimeyle söyleyeyim. Bizi konuşuyorlar. Hepsi bizi konuşuyorlar. Dün Devlet Bahçeli prompt'dan okuyarak sayfalarca 9 A4 Cumhuriyet Halk Partisine iftira, hakaret, küfür. Cevap verdim mi? Vermedim. Neden? Çünkü cevap verilecek düzeyde açıklamalar değil. Ama olumlu tarafı şu. Eğer bir ülkede iktidar partisi ve partileri muhalefete muhalefet ediyorlarsa o ülkede psikolojik iktidar el değiştirmiştir. Siyasal iktidarın el değiştirmesi an meselesidir, ilk seçimdedir. Normalde muhalefet iktidarla meşgul olur ve onları eleştirir. İktidar işine, icraatına bakar. Gerekirse eleştirilere de cevap verir. Ama nasıl bir iktidar partisi ki ve nasıl bir küçük ortak ki işleri güçleri bizi konuşmak. Bu güzel. Bizi konuşmaları iyi. Bir de bu arada artık tabelada bir değişiklik var. Biz siyasette bu vardır. Bazen siyaset halat yarışı gibidir. İki taraf birlikte asılır. Biz ortaya bir çizgi çekmiştik. İki tarafta şunu soruyordu karşı tarafa. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Açıklamadınız. Biz çektik onlar çekti. Biz çektik onlar çekti. Biz çektik onlar çekti. Onlar geldi. Bizim istediğimiz zaman adaylarını açıkladılar. Ama biz kendi istediğimiz zaman adayımızı açıklayacağız. Kendi doğru bulduğumuz zamanda açıklayacağız. Gelmeyelim. Halat elinde çektik paldır güldür de güldünüz buraya hep beraber. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Grup Başkan Vekilleri Ömer Çelik, bizim taraftalar. Şimdi kalkmışlar, ucundan tutuyor bir daha oynayalım adayınızı açıklayın. E siz düştünüz. Biz size açıklattırdık. Sen bize açıklattırabildin mi? Yok. O zaman psikolojik iktidar el değiştirdi. Şimdi biz iktidar refleksi gösteren bir partiyiz. AK Parti ile MHP muhalefet refleksi gösteren bir parti. E bu niyaya sürmez. Siyasette bu yok. Herkes yerini, yurdunu, görevini bilecek. Seçimi yapacağız, yerleri değiştireceğiz. Millet İttifakı iktidar olacak, Cumhur İttifakı da çok merak saldığı şekilde muhalefet edecek bize. İstedikleri gibi eleştirecekler. Onları kısıtlamadan, burada yaptıkları basın toplantılarını Anadolu Ajansı'nda sansürlemeden vereceğiz. Bütün basın toplantılarını onlar alacak. Bol bol eleştiri yapacaklar. Türkiye'nin en muhalif kanalı olarak A Haberi izlemek için sabırsızlanıyorum, gün sayıyoruz. Açacağım, başları alacağım muhalefet ne diyormuş. A Haber favori listemde en muhalif kanal olacak eminim onda. Yeni Şafak'la sabahın o ilk günlerdeki yarışını kusur bulmak için taze taze bakanların beyanlarında açık aramak için öyle büyüteçle bakışlarını zevkle izleyeceğiz. O günler geliyor. Madem bu kadar muhalefete meraklısınız koyun sandığı geçin muhalefete kardeşim. Anketler bunu gösteriyor. Gerçeklik bunu gösteriyor. Sokak saha bunu gösteriyor. E böyle olmasa siz bu kadar kızgın, bu kadar sert, bu kadar hırçın niye sürekli bize saldırıyorsunuz? Deyin ki hadi canım ne derlerse desinler. Biz iktidarız yaparız koyarız seçimi bir beş yıl daha yönetiriz. Bize diyor ki erken seçim isteği yok. Daha ne yapmam lazım? Kuş dilinde mi söyleyeyim? Güldüreyim kendimi. Yabancı dilde söylemeye kalksak dünyanın diğer dillerinde vay dış güçlerden seçim bilmem nesi dersin kardeşim. Türkçe söylüyoruz. Biz seçime Dünden razıyız, bugünden hazırız. 360 lazım. İki elle oy vereceğiz. Getirin önergeyi. Cumhurbaşkanı karar verirse de oluyor. AK Parti ve MHP'ye 30 milletvekili, 20 milletvekili destek verirse de oluyor. Ne 20'si, ne 120'si. Tam kadro burada olacağız. Genel başkanımız dahil haftaya salı gelecek erken seçim önerisine, önergesine tam kadro destek vereceğiz. Odur meydan. Erken seçim talebimiz yokmuş. Aday mı? Sen salıyı getir, çarşamba günü duyarsın. Sen salı günü önergeyi getir, çarşamba günü adayı duyarsın. Aday sizin talep ettiğiniz değil, bizim uygun gördüğümüz yerde olacak. Yeter. 19 yıldır her şey sen bilirsin ya. O adayı da biz biliriz kardeşim. Biz bileceğiz, biz belirleyeceğiz, biz istediğimiz zamanda açıklayacağız. Efendim? Türk Hava Yolları. Ya şimdi Türk Hava Yolları meselesi yani bütün herkese böyle artık hani işlemciler ısınır ısınır yanmaya başlar ya Recep Tayyip Erdoğan'ın ne dediğini ne yaptığını anlamaya çalışan hakikaten devreleri yakabilir. Ben ondan sakinlikle bir daha bir daha ne yapmaya çalışıyor acaba diye düşündüm. Işin içinden çıkamadım. Şimdi Dünkü saçmalamayı bugünkü düzeltmeyle düzeltmeye çalışınca şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bizim adımız Türk Hava Yollarıydı. Bundan sonra dış güçlere inat Türk Hava Yolları diyeceğiz. Bu noktadayız. Arada bir dün Türkiye soktu. Türkiye deyince bir zamanlar şey vardı. Açılım sürecinde bütün kurumların işte Türkiye Tabipler Birliği, Türkiye Eczacılar Birliği falan tartışılıyordu. Öyle bir yere mi gidiyoruz? MHP ne diyor diye baktım mevki taşlarım yere bakıyor halılara bakıyordu halıda desen de yok ama desen arıyorlar Çünkü diyecek bir şey bulamıyor Türk'ten Türkiye'ye dönerim falan sonra bugün düzeltmiş ha bu işin sonunda şuysa Türkiye Airlines zaten Türk Hava Yolları demekti artık onu hiçbir yerde kullanmayacağız her yerde Türkçe Türk hava Yolları yazacağız Adam uğraşıyor ki mesela bir Brezilyalı Brezilya'dan Türkiye'ye bir uçak bileti almak için geçerken bizim hava yolları olduğumuz tabelayı anlayamasın diye uğraşıyorlar. Böyle bir şeyin Türk Hava Yolları'na faydası var mıydı bilmiyorum. Vardıysa Türk Hava Yolları yönetim kurulu örneğin Fahrettin Altun'un kıymetli eşleri bunu daha önceden niye akıl etmemiş? Yani Türk Hava Yolları'nın adını dün Türkiye yapıp bugün tekrar Türk Hava Yolları'na çevirip bunu da bir milli duruş olarak göstermenin neresini anlayalım, neresini eleştirelim, neresini destekleyelim biz de bilmiyoruz. Ama Türk Hava Yolları'nın hem Türk İş Airlines hem Türk Hava Yolları isimleri marka değeri çok yüksek isimler. Yani bunu marka uzmanları falan mutlaka tartışırlar, hesaplarlar. Bu marka değeri olan bir şeyi terk etmek Türk Hava Yolları'nın lehine midir? Yoksa Siyasetten yapılan bir gafı telafi edeceğim diye yapılan bir başka saçmalık mıdır? Bunu bilmek lazım. Gerçekten hani bu soru bir kez daha sorulursa nasıl bir cevap gelecek onu ben de merak ediyorum. Başka soru yoksa hepinize iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.